أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bir insan ilimle nasıl dalalete gider? Çünkü sadakatını kaybettiği için. Ustad der ya, ben hem kimyagirim, yani ilim ehliyim, hem de tüccarım, yani sadakat ehliyim. Sadakatsız ilim cehalete, ilimsiz sadakat da taassuba vesile oluyor. İkisini mezc etmen lazım. Hem Risale-i Nur'un ilmine vakıf, hem Risale-i Nur'un ilmine vakıf, fakat laikalara vakıf değil veya sadakati yoksa çok yanılır ve yanıltır. Risale-i Nur'un ilmine vakıf değil, laikalarına vakıfsa bundan da ilmin mertebelerini inkar eder. Bunun tersi olan ise Risale-i Nur'un ilmine vakıf fakat laikalara sadık değil ise bu risalelere ve İslamiyet'in açık emirlerine muhalefet edenleri tevil ederler. Zahiri şeriata muhalif edenleri bile şeriatın içinde görüp gösterirler. Anladık mı? Bir sorum olacak tabi, anladım da. Hazreti Ebubekir peygamberden ilk başta ilmiyle anladı, ondan sonra mı sadakat etti? Nasıl oldu? Yok. Dedin ya, şey, ilimsiz sadakat da şey oluyor dedin. Taassup oluyor. Yani şöyle taassup oluyor. Taassup aslında kötü bir şey değil. Yani eline tuttuğun şey taassup, ona bağlı. Yani taassup ettiğin şey, mesela diyelim ki İslamiyet'e taassup ettin. Güzel bir şey yani bu. Ama körü körüne olduğu için bir anda, yani çok kolay da bırakabilirsin onu. Alt verisi yok. Yani ilk önce teslim geliyor. İlk önce teslimiyet geliyor, sadakat geliyor. Mesela diyelim ki uygulama yapalım. Dağdaki ninelerimiz, köydeki senin mesela nini biliyorum. Bak, ilmi yok. Ama taassubu var İslamiyet'e. Yani bir ilmi şu kadar yetiyor. İslamiyet'tir, doğrudur, tamam. Ona taassup ediyor. Ondaki güzelliğe, yani aslında. Evet. Doğruluk güzelliğine. Yani ona etmesi yetiyor. Yeter ki burada tehlike şu. İlim var, kıble yok. Sadakat yok. O çok tehlikeli. Ama sadakat var, ilim yok. Yani körü körüne gider işte. Ama batıla gitmez. Mesela şeyi var. İlmi var. Sadakat yok. Dalalete giden çok. Bunu Risale-i Nur'a uyguladık. Ne olur diye. İlla bunu dış dünyaya değil de laikalarla iman mevzuları. Mesela sözler, mektubat, lemalar, şuaları. İyi biliyor. Emirdağ, Kastamonu, sikke ve tarihçeyi bilmiyor. Ne olur? Bunu biliyor, bunu bilmiyor. Bunu biliyor, bunu bilmiyor. İkisini de bir daha okuyayım. Bir insan ilim ile nasıl dalalete gider? Çünkü sadakatını kaybettiği için. Yani ilmin kıblesi sadakattır. Onu kaldırırsan kıble yok. Kıblesiz namaz kılmak gibi, tamam mı? Ustad der ya, ben hem kimyagerim, yani ilim ehliyim. Kimyager o. Kimyager farklı farklı malzemeleri bir araya getirme yöntemi. Veya eşyanın arasındaki iletişimin lisanı. Eşyanın davranışını inceleyen fiziktir. Ama bütünlük içinde hareket eden farklılıkların lisanı kimyagerdir. Ben kimyagerim diyor.
farklı malzemeleri birleştiriyor veya birleşmiş olan farklı şeyleri bize tercüme ediyor. Çünkü fenler tercümandır. Mesela beden dilini insanın anlayışına çeviren tıp ilmi. Burada misal verdim. Hem de tüccarım, yani sadakat ehliyim. Onu size öyle açıkladım. Tabii öyle, öyle yani, manası öyle. Tüccarlık, mesela tüccar ne yapar? İki şey arasında iletişim yapar. Üretici ile tüketici arasında. Allah ile kul arasındaki berzah tüccarlıktır. Sadakatsız ilim cehalete hizmet eder. İlimsiz sadakat da taassuba vesile olur. Yani taassup olur ama dalaleti gitmez. Taassup olur ama dalaleti gitmez. İkisini mezcetmen lazım. Hem Risale-i Nur'un ilmine vakıf, bakın, Risale-i Nur'un ilmine vakıf, imani mevzularına vakıf. Fakat laikalara vakıf değil. Veya sadakati yoksa çok yanılır ve yanıltır. Mesela çok iyi kader dersi yapıyor. Nasıl yanıltıyor? Çok iyi kader dersi yapıyor. Çok iyi tevhid dersi yapıyor. Çok iyi enfusi dersi yapıyor. Ama sadakati yok. Korkunç tehlikedir bu. En büyük tehlike budur. Keşke yapmasaydı. Risale-i Nur'a sadakati yoksa o ilim onu cerbezeye götürür. Yani insanları yanlış yollara taşır. Rayından çıkarır. Çıkarır. Yani, tren rayından çıkmış. Yani konuşuyor ama o rayda değil. Değil. İstikamet çok önemli bu asırda. Mesela çok kaliteli trenin var ama rayda değilsin. Ne işine yarar? İstikamet kadar büyük nimet bu asırda ben bilmiyorum. İhtina sıratel müstakim. Adama bir bakıyorsun, hakikaten acayip ya. Korkunç yurtları var, şeyleri var, ne bileyim. Veya konuşuyor, acayip acayip şeylerden bahsediyor. İstikamet yok. Hayatında zıkzaklar var. Böyle 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 böyle. Yani çok garip ya. Garip. Garip asır ya. Onu nasıl elde edebilir abi? Mesela Risale hizmetinde olanlar laikalardan elde eder diyoruz ya. Risale dışında olanlar... Mümkün değil. Diyor ki, festakim kema ümürte. Burada zamanın müştehidinin önemi ortaya çıkıyor. Tabii. Üstad diyor ki, fert bu asırda istikamet bulamaz. Hmm. Bak şimdi. Kim? Hiç kimse yok bunun dışında. Bak bir de söylüyorum. Bunun dışında fert... Asla istikamet yok. Ne? Ancak istikametli bir cemaat. O da hangi cemaat? Allah'ın vazifelendirdiği cemaat. Eğer diğerlerinde Allah mesela 100 senede bir mücedid gönderdiği dışında istikamet olsaydı Allah niye mücedid göndersin ki? Tabi Allah 100 senede bir mücedid göndermiyor mu? Gönderiyor. Peki niye gönderiyor? Sadece Kur'an-ı Kerim meydanda uyun demek olsaydı... Olmaz. Gerek yoktu yani. Kur'an buradadır demekle olmuyor. Niye şahıs gönderiyor? Peygambersiz Kur'an diyor anlaşılmaz, manasız kağıttan ibaret kalır. Onun hayattaki karşılığı nedir ki? Bilmiyoruz ki, o da sünnet-i seniyedir. Onun için zındıklar ilk önce sünneti yok etmeye çalışıyorlar. Piyasaya çıkan zındığın en büyük alameti sünneti hücum etmek. Sünneti hücum etmek. Zındık komitenin ikinci en büyük vazifesi sünnet. Bir de sünnetin asın imamı manasına gelen, yani iki şey ya, kitap ve onun uygulayan şahıs ve cemaat sünnet. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. Mücedidlikte de şöyle, Risale-i Nur ve onun tarzı beyanı ve hayattaki karşılığı olan laik hayatı. Onun için zındıkların hedefi şu. Çok iyi tevhid dersi yapıyor. Çok iyi sahabe anlatıyor. Çok iyi kaderi anlatıyor. Hiç onlar için mühim değil o. Hatta balık oltası gibidir. İnsanı çekmek için. Meslek ve meşrebini nazara veriyor mu?
Onları dehşete sokan o. Bediüzzaman Hazretleri'nin mücedditlik faaliyeti olan Risale-i Nur'un Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini nazara veriyor mu, vermiyor? Veriyorsa ehli dalaletin, zendekanın en büyük düşmanı bunlardır. Yoksa diğerlerini fazla tehlike atletmiyor. Çünkü o elinde malzeme çok ama hedefi yok. Treni çok kaliteli, ray yok. Çok iyi uçak ama pusulası yok. Çok iyi gemi ama yönü yok. Hiçbir şey yaramaz. Mesela çok acayip abim dersleri yapıyor, şu adam şöyle yapıyor, sahabeyi anlatıyor. Hiçbir kıymet harbiyesi yok, hiç. Beni nereden nereye götürdü ya, doğru. Önemli olan o. Yani sana kaliteli bir tren sunması değil, ray var mı ya? Vardın mı ben yerime? Evet, yani hedefe vardın. Zaten bunlar vesileydi. Bakın, zındıkanın en büyük düşmanı mücedidin meslek ve meşrebini ortadan kaldırmak. Yani onu ortaya koyanı kaldırmak. O üstad fert istikamet bulamaz sözü nasıl davranır? Şeyi getirir misin, Sikkeytas-ı Gaybiye mi? Sikkeytas-ı Gaybiye, bir de Kastamonu getir. Festakim kemamürte ayetini anlatırken Allah Resulü şöyle diyor. Şeybettin suretin Hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Tamam mı? Ondan sonra ustad bu ayeti ele alıyor. Sikkeytas-ı Gaybiye'de. Fert diyor, çünkü istikametsiz bir asır. Allah 100 senede bir müceddidi gönderiyor ya. İstikametsiz bir asırda ehli dalalet cemaat şahsı manevisi olarak hücum ediyor. Mesela özür dilerim, Barla'yı da getir sana zahmet. Barla 163'te anlatıyor. Şimdi ahir zaman çok şey doğurdu diyor. Çok şey de doğuracak. Şimdi Cenab-ı Hak eğer fert istikamet bulabilseydi, fert her asrı, her 100 senede bir mücedidi din göndermez. Niye gönderiyor? Haşa, iş olsun, süs olsun diye mi? Yok. Peki bunu gönderiyor. Göndermesi bize ne ifade ediyor? Pusula gibi. He? Pusula. Şey. Şu anlar. Ben katılmışırken unuttum. Bize ne ifade ediyor? Ona tabi olacaksınız. İlk önce onu okuyayım. 163. اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَسُ لِهَذِي الْاُمَّتِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِدُ لَهَا د۪ينَهَا كَشْفُ الْخَافَ Hadis 740. Eyvallah, sağ olasın. Ondan sonra Ebu Davud Melahim 1. Ashab-ı Kütüb-ü Sitte'den İmam-ı Hakim, İmam-ı Hakim nerede? Müstedrek'inde. Ebu Davud nerede? Kitab-ı Sünnen'inde. Beyhaki Şuab-ı İman'da tahriç buyurdukları. İnna Allahe yebasu hazihil ümmeti ala resi kulli mi'entin senetin men yüceddidu lehadineha manası. Her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Peki niye gönderiyor? Ondan sonra o teki şeye geçeceğim. Şundan dolayı. Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri, şu anlar 669'dan okuyorum. Ha, bir de okuyorum. Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri emri dinde müptedi değil müttebidirler. Ne demek? Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler. Kendilerinden
yeniden bir şeyi ortaya koymazlar. Yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-ı diniyeye ve sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselama harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini ishar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı ref ve iptal ve dine vaki tecavüzleri ret ve imha ve evamir-i Rabbani'yi ikame ve ahkam-ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Ancak tavrı esası bozmadan ve ruhu asliyi rencide etmeden yeni izah tarzları ile zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleri ile ve yeni tevcihat, yeni misaller ve izah yöntemi ile tafsilat ile ifa-i vazife ederler bunlar. Çok acayip bir şey bu. Bu memurun-u Rabbaniye, Allah'ın memuru olan bu zat, fiiliyatları ile ve amelleri ile de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Yani Allah'ın memuru, Allah'ın emirlerine sadık olurlar bunlar. Salabet imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifade ederler. Mertebe imanlarını fiilen izhar ederler. Ve ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu asırdaki tarzı, gidişatı, beyanı, yani mişvar-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve hilye-i nebeviyenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın güzel sıfatlarının hakiki labisi olduklarını gösterirler. Yani adeta her 100 senede bir müceddit gelen müceditte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı ve fiilleri tezahür eder. O aynadır. Resulullah'ın fiilleri gibi olur. Hulasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviyeye aleyhissalatü vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammed'e aleyhissalatü vesselam tam bir üstü misal olurlar. Yani bunlar Allah Resulü'nün sünnetine uymaya, yani zorluklara katlanmaya tam hüsnü bir misal olurlar. Ve nümine-i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah tefsiri ve ahkam-ı diniyenin izahı ve zamanı fehmine ve mertebi ilmine göre tarzı tevcihi saadedinde yazdıkları eserler kendi tilke-i nefislerinin, yani kendi içsel yönünün tarafının ve kariyay-ı ulviyelerinin mahsulu değildir. Yani kendi istidat ve düşüncelerinin mahsulu değildir. Kendi zeka ve ilfanlarının neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menba vah olan Zat-ı Pak Risaletin aleyhissalatü vesselam manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi-i Şerif ve Futul Gayb ve Emsal-i Asar hep bu nevidendir. Bu Asar-ı Kutsiye'ye o zevat alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevat-ı mukaddesenin o Asar-ı Bergüzede'nin tanziminde yani Allah Resulü'nün bu asırdaki seçilmiş o bütünlük içindeki hakikatını, bu asırdaki ifadesi, çünkü her bir ayette mutadit mana vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur, bu asırdaki efradını tanziminde bir hisseleri vardır. Yani
bu zevat-ı kutsiye o mananın mazharı, miratı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince, bu eseri alişan şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyzi ulvi ve bir kemali namutenahi mevcut olduğundan niçin mübalağa ediliyor gibi zannediliyor? Çünkü böyle bir asır tarihte rastlanmamış. Yani böyle bir tahrip çeşidi yok. Yani bütün ümmetleri barındırıyor. Kavmin Lut'ta ne yapılmışsa bu asırda daha fazlası yapılmış. Yapılıyor. Semud'da ne yapılmış? Aynı. Ad kavminde ne yapılmış? Musa aleyhisselam kavminde, Nuh aleyhisselam. Yani ta Adem aleyhisselamdan bu yana kadar hangi peygamberde ne fiil yapılmışsa en fazlası burada yapılıyor. O zaman buna öyle bir donanım vereceksin ki her kavmin terbiyesi neydi? Allah ne bela verdi? Mesela Nuh kavminin terbiyesi neydi? Süleyman aleyhisselamın kavminin terbiyesi neydi? Salih aleyhisselamın kavminin terbiyesi hangi yöntemdi? Bu müceditte de böyle bir külli tahribin tamiri noktasında Allah böyle bir donanımlar vermesi lazım. Eğer sırf Lut kavminin tahribi varsa o noktadaki Allah'ın dersi olmalı. Yani Lut kavmine Allah ne verdi terbiye olarak? Hangi ders? O ders olacaktı. Salih aleyhisselam o olacaktı. Yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar, peygamberimize kadar hangi o peygamberlerin ümmetinin helak olmasına sebep olan fiiller hepsi var mı? Var. O zaman tamircinin de elinde Allah böyle bir silah olması lazım. Yani bütünü kapsayan bir özelliği olması lazım. Şimdi bu izahımdan sonra şu cümleyi bir de dinleyin. Bu eseri alişanda, Risale-i Nur külliyatında şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyzi ulvi ve bir kemali namütenahi mevcut olduğundan. Şimdi gayet normal değil mi? Anladık. Mübalağa değil. Çünkü Risale-i Nur bir zamanı, bir kavmi, bir toplumu, bir milleti, bir kafayı, bir soruyu tamir etmiyor. Bin seneden beri rahlenenen diyor, tahribatı tamire çalışıyor. Bin sene. Bin seneden beri hırtlaklarını hep yutkundular. İslamiyet'e Resulullah'tan sonra böyle Yahudi zındıklar vesaire İslamiyet'e kusacaklar. Osmanlı ne zaman yıkıldı o bin senelik böyle yutkunluklarını kustular. Böyle bir ciddi ve külli ve umumi tahribin tamiri de böyle bir softa, bir Kur'an kursu, bir Arapçadır, bir ilmihaldır, bir donanımla olur mu? Adam dini yıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti Kur'an kursunu kuruyor. Adam dini yıkıyor, İmam Hatip'i açıyor. Öyle mi? Adam dini yıkıyor, Doğu klasiklerin namı altında İsmet İnönü, Gazali'nin, Geylani'nin kitaplarını basıyor. Milli Eğitim Bakanlığı basıyor bunları. Serisinin adı da şu, Doğu klasikleri diye. Dini yıkıyor ama bu arada Doğu klasiklerin namı altında Geylani'nin, Gazali'nin, İbn Sina'nın vesaire kitapları basılıyor. Niçin anlamıyorsun? Çünkü dini elinden alınca çocuk bile oyuncağını alırsan ağlar ya, oyuncak bu. Din alırsan, ha bu sefer tamamen alırsan bütün sana hücum eder. Ona da düşman zaten o eser. Ama o bu asırda çare olmadığını çok iyi biliyor. İsmet İnönü ve Mustafa Kemal kadar tesettürün ne olduğunu bilen insan ancak Bediüzzaman'dır. Başka kimse bilmez. Onlar kadar tesettürün, şairin, mezar taşlarının ezanı ne olduğunu Müslüman bilmez. En iyi onlar biliyor. Çünkü çok iyi bildiği için ona en büyük düşman kabul etti. Çok iyi işlevi var onun. O şairinin ne işlevi olduğunu çok iyi biliyor adam. Ve şimdi o kadar acayip bir Müslüman bir hale gelmiş ki kendi ayağına kurşun sıkar gibi kendisini tahrip edenlere yardım eder tarzında davranıyor. Risale-i Nur'a baktığınız zaman niçin emretti? Çıktığı yere bakın. Çıktığı tarihe bakın. Kime karşı çıktı?
Bak şimdi ne yapıyor mesela adam? Aynı zındıka komitesi, aynı yerden kaynak alan, dinsiz, imansız, zındıkayı bırakmış, İsrail'i bırakmış, Risale-i Nur'u içine parmak karıştırarak, kelimeler sokarak, bak Bediüzzaman ne diyor, diyor, yalan ve iftira yapıyor. Ve din kisesi altında, dini tamir davasında din tahripçileri. Cümlemi bir daha söylüyorum. Dini tamir davasında din tahripçileri. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Kur'an hakkında yaptığı tarifi Risale-i Nur için böyle diyor diye, Risale-i Nur'a, Risale'i tarif ediyor diye ustada ve iftira ediyor adam. Aynı kaynak. Niçin buna ihtiyaç duyuyor Mehmet'im ve arkadaşlar? Niçin adam buna ihtiyaç duyuyor hiç düşünmüyor musun? Yalana, iftiraya niçin ihtiyaç duyuyor? Kur'an'ı Arş-ı Azam'dan, Arş'tan, Lef-i Mahfuz'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebi azamından tarifi var ya, bunu Kur'an demiyor, kaldırmış. Risale-i Nur için diyor, Arş-ı Azam'dan, Lef-i Mahfuz'dan, her ismin mertebi azamından geldiği için diyor, vahidir diyor. Risale-i Nur için diyor. Buna niçin ihtiyaç duyuyor? Çünkü çok iyi biliyor Risale-i Nur'u. Bak Mustafa Kemal İsmet İnönü'nün tesettürü çok iyi bildikleri için, şairi çok iyi bildikleri için mezar taşlarını bile yok ettiler. Mezar taşlarını da şehirde lağım kanalları yaparken o taşları orada kullandılar. Ustad kendisi diyor tarihçide. Yani bir bez parçası, o Müslüman'ın zannettiği gibi bir bez, Müslüman ha, Müslüman bez parçası zannediyor. Tesettürü sırf saçı örttüğünü zannediyor. İnsanın hissiyatını nasıl örttüğünü, nasıl sisteme koyduğunu bilmiyor. Yani psikoloji boyutunu bilmiyor. Adam 4 milyon boşuna mı astı? Dersim'i, Alevileri, bak Alevi Parti CHP niye sahip çıkmıyor? Dersim katliamına neyse efendim katliamına taraftar. Çünkü Dersim'de Aleviler gitmedi ki. Dersim'de Allah Resulü'nün soyu vardı. Seyitlerdi onlar. Seyit. Seyitler orada toplanmıştı. Kaçmışlardı. Hep katliama uğramışlardı. Anadolu'dan şurada. Toplanmış. Orayı onun için yok ettiler. Niye Alevi sahip çıkmıyor? Cumhuriyet Halk Partisi yaptı zaten. Böyle korkunç bir asırda istikametli olmak, istikameti bulmak tek başına mümkün mü? Ben nereden bilecektim böyle elimde olmasa? Rüşt abi ne dedi bana? O İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda seyahatim vardı ya, paneller, konferanslar. Gitmeden iki gün önce yanına gittim. İki gün müydü? Bir gün. Yatıyor. Adam boşuna mı o hale getirdiler? Dedim ki, abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Böyle böyle şeyim var. Bana tavsiyen var mı? Hiç böyle demezdi. Yani bana bir tavsiyen var mı? Gerçi ne alacağını aldı da anlatacağını anlattı vesaire. Var dedi. Ulan biraz da korktum biliyor musun? Çünkü niye korktum biliyor musun bak? Ahmediye'yi, Muhammediye mi ne okumuştum orada. Şöyle bir şey var. Olmuş ha. Hemen onu hatırladım, korktum. Nasıl korktum? Niye korktum anlatıyorum. Bir zat talebesini yetiştirmiş. Artık icazet vermiş, hizmete gidecek. O zat demiş ki, efendim son tavsiyeniz var mı bana demiş. Var demiş. O da demiş ki, buyurun efendim demiş. Gittiğin yerlerde Allah'lık iddiasında bulunma, peygamberlik davasına kalkışma demiş. Tövbe estağfurullah. Allah'ın iddiasına kalkışma, peygamberlik davasına yapışma. Böyle iddia etme. Allah bir Müslüman, ben Allah'ım, ben peygamberim yapar mı? Böyle bir iddiada bulunur mu? Durmuş. Efendim demiş, bu ne demek? Bak, her dediğim olsun demek Allah'lık iddiasıdır. Bu ancak Allah'ın olur. Herkes beni sevsin demek peygamberlik davasıdır. Buna kalkışma. Anladım demiş. Korktum. Bakayım ne diyecek dedim. Dedi ki, ver oradan bana Kastamonu'yu dedi.
Verdim. Dedi ki şimdiye kadar sen laikaları Kastamonu'yu şöyle tutuyordun. Öyle tutuyordun. Ve böyle ders yapıyordun. Öyle mi? Evet abi. Ama ses yapmıyorum. Hı-hı. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Yoksa şansın yok. Hiç zerre kadar inhiraf etmeyeceksin. Hiç şansın yok. Çünkü veya bu kadarıyla bir şey olmaz. Başta küçük bir açı, ileride korkunç bir netice olur. Hiç anlamazsın. İstikamet istiyorsan tutma böyle. Böyle tutma. Sarıl laikalara. Kaderi iyi bilmeyebilirsin. Tevhid dersini iyi bilmeyebilirsin. Laikaları iyi bilmiyorsan hiç şansın yok. Anladım abi. Asla şansın. Bu dersler onun için yapıyor. İstikamet bulamaz. Bak okuyacağım o istikameti de. Allah Resulüne diyor. Allah diyor Allah Resulüne. Allah diyor Allah Resulüne. Allah diyor Allah Resulüne. Fert istikamet bulamaz. İstikametli ol. Nemrun oluyorsan öyle ol. Festakim kema mürte. Şeybettin suretin hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor ya. Fert diyor istikamet bulamaz bu asırda. O ki bulsaydı Allah mücedidliği göndermezdi. Mücedidliğe tabi olacaksın sadakatla. Hah istikamettesin. Bir daha söylüyorum Mehmet'im. Mücedidlik içinde bulunmayan ne uçuyor kaçıyor kim olursa olsun istikameti olmaz. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir. Çare değil. Çare olsaydı Allah onu görevlendirirdi. Mücedidin önemli. Kesin. Şimdi anladık değil mi abi? Hani bazı insanları bana naklediyorsun. O abi Anadolu'da şurada burada Adana'da şöyle uçuyordu kaçıyordu bilmem ne. Bulamaz. Bir böyle bir böyle. Bak şimdi. Orayı okuyacağım ama dayanamıyorum şu istikamet ayetini. Ya, Risale. Bak başka ya. İnan vallahi. Eğer inirav. Ha bir de şu. Eğer bunları bu laikalara sahiplenip bunu ders yaparken, anlatırken, sağda olsa ve yaşarken öyle hakaret edecekler, öyle hücum edecekler ki sana kulağını kapatacaksın. Bir gözün de kör olacak. Sırf gözü kitap okumak için göreceksin. Kimseyi görmeyeceksin. Külliyata kulak veriyorsan başka bir yere vermeyeceksin. Verdin mi gene şansın yok. Onların diyor, Allah diyor, onların diyor ketmetmesinden aldırmazlar. Onların diyor efendim hakaretinden, itip kalkmalarından hiç etkilenmezler. Öyle olacağız. Başka şansımız yok. Dur şu neredeydi şu ayet? O ayeti bulayım da okuyayım size. Heh. Festakim kema umirte. Şuradan okuyayım. 163. Bu 692 ama yerinden okuyayım esas yeri. Siki tasdiki gaybi. 163. Bak. O da 163. Barla'da diyor ki İstekim kema umirte. Makam-ı Ebcedisi 1332'dir. 1302'dir. Özür dilerim. 1888. Demek İstekim'deki emri has içinde bulunan hitab-ı ammın hadsiz müstakim efratları içinde. 1302 tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Yani o istikametsizlik dönemi içinde hele bir tanesinin istikametsizliği çok önemli. İstikametsizliği istikamete girmesi olması lazım. Sakim yollar içinde yani nereye çıktığı belli olmayan yollar içinde sırat-ı müstakimi gösterecek asarı neşreden bir adam. Çünkü bu adam vazifeli bir adam. 1888'de. Yani istikamet nereye çıktı belli olmayan sokaklarda. Böyle bir zamanda sırat-ı müstakimi gösterecek asarı neşeden bir adamı o hadsiz efrat içinde dahil ediyor. Hem o istikametin bir hususiyeti var ki
Bak niye? İstikametin vüsveseti var. Mesela Fatiha suresinde ya Rabbi ilmimi artır var mı? Yok. İhdine sıratel müstakim var. Sırat-ı müstakime illet. Niçin ilmimi artır yok? Niçin takvamı artır yok? Niçin ne bileyim ya uçayım kaçayım falan cennete koy ne bileyim bir şeyler koyun ya. İhdine sıratel müstakim. Oradaki kullanılan he de gözlü he'dir, rahatlama adır. Batını simgeler. İhdine değil. Rahatlama harfidir o. İhdine sırat değil yani. Bir elif kada tutacaksın. İhdine sıratel müstakim. Niçin ilimden bahsetmiyor da oradan bahsediyor? Hem o istikametin bir hususiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki cümleyi okuyorum esas okumak istedim. O asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. O asırda yani istakim kemamırtede şahsen kişi istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil. Yani şahs-ı manevidir. Şahs-ı maneviyle istikamet olacak. Yoksa fert olmaz. Şahs-ı manevi içinde eriyeceksin. Orayı da okuyayım. Bitireyim. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eseri alişanda şimdiye kadar emsali rastlanmamış bir feyzi ulvi ve bir kemali namutenayi mevcut olduğundan hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'ali-i ilahiye ve şems-i hidayet ve neyir-i saadet olan Hazreti Kur'an'ın füyüzatına varis olduğu meşhut olduğundan onun esası nuru mahsu Kur'an olduğu ve Evliyaullah'ın asarından ziyade feyzi envar-ı Muhammedi'yi aleyhissalatü vesselam hamil bulunduğu ve zat-ı pak risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi Evliyaullah'ın asarından ziyade olduğu, diğer eserlerdeki öyle şey değil, on bunda ziyade olduğu ve onun mazarı ve tercümanı olan manevi zatın mazhariyeti ve kemalatı ise o nispette âli ve emsassız olduğu güneş gibi aşikar bir hakikattır. Yani mesela benim ruhuma niye Risale-i Nur hakikati gelmiyor? Niye benim ruhum aynı olmamış? Demek ki yani uyduruk bir yere uyduruk bir şey gelir. Arı bile peteği seçer. Kendisine uygun olanı seçer. Bediüzzaman Hazretleri yani Said Nursi'nin ruhu Bediüzzaman'dır. O ruh, Bediüzzaman ruhu Risale-i Nur hakikatına ancak mazaret var ki oraya gelmiş. O zaman o zat da ona yakındır. Allah hakimi mutlaktır, abes iş yapmaz. Rastgele tombala mı çekti de verdi buna? Evet o zat daha Halid Sabavet'teyken, daha Bulu Çağı'na gelmeden ve hiç tahsil yapmadan, mektup okumadan, tedris görmeden, dershaneler, medrese okumadan zevahiri kurtarmak üzere Allah Allah 3 aylık bir tahsil müddeti içinde toplam ömrünün 3 aylık tahsili var. Ulan 3 aylık da ben kursun yolunu yeni öğreniyoruz. Ulum ne yapmış? Ulum evvelin ve ahirine leduniyat ve hakaik eşyaya ve esrar-ı kainata ve hikmet-i ilahiye varis kılınmıştır. Ki şimdiye kadar böyle mazariyet-i ulya kimsenin aile olmamıştır. Yani sen İstanbul'da o ulemanın kaynadığı tencere gibi, şimdiki gibi değil. Şimdi birkaç tane kişiler var. O zaman İstanbul kaynıyor, Anadolu kaynıyor. O dönemde sen şekerci ana tabela koyacaksın. Kim ne isterse sorsun, soru sorulmaz. Sorulara cevap verilir. Ve akın akın geliyorlar. Evet, 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulumu evvelin ve ahirin ve leduniyat ve hakaik-i eşyaya
ve esrar-ı kainata ve hikmet-i ilahiye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazariyet-i ulyaya kimse nail olmamıştır. Bu harikayı ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Çünkü niye değildir? Böyle bir asır yoktu ondan. Tamircinin de özelliği böyle olmalı. Madem asır tarihte gözükmemişse tamir yöntemi de gözükmemiş olacak. Yani eskide böyle soru var mı? Mesela misal vereyim. Misal veriyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında yaşayan toplumu anlamanız için soruyor, söylüyor. Ve cevabı da o tiptendir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne gelmişler demişler ki, efendim cennetin dördüncü tabakasını kazanmak için ne yapmak lazım? Alimler arasında ihtilaf olmuş. Kur'an sol elle tutulur mu tutulmaz mı? Bunu soruyu sormuşlar İmam-ı Rabbani Hazretleri. Şimdi geliyorlar diyorlar ki hocam Allah'ı kim yarattı? Ahirete gidip de gelen mi var? Soruya bakarak toplumu anlayın. Peki o zaman öyle soruya verilecek cevap içeriği ne olur? Böyle sorulara verilen cevap kitabın içeriği ne olur? Ha onun için farklı. Soru farklı, talep farklı, toplum farklı, sosyolojik fark, kültürel fark. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin toplumuna uygundur o cevap ve o kitap. O kitabı al da o topluma hitap eden kitabı bu asırdaki topluma vermek İslamiyet'e zarardır. Göz ağrıyor, bağırsak kapını veriyorsun. Bakın anlıyor musun? Bir daha söylüyorum. Yanlış anlaşılacak. Topluma uygundur kitap. Mesela şöyle diyeyim. Ben şimdi kürsüdeyim. Kime hitap ediyorum? Önüme, cemaata. Şimdi ben bu cemaatin sorularına, masaya koydukları kağıtlarım var. Ve toplumun sıkıntısına cevap arar ve ona ait konuşma yaparken ben şimdi bunları gözümü kapatıyorum, siliyorum. Bunlar yok kabul ediyorum. 300 sene, 400 sene sonra gelecek insanların sorularına cevap veriyorum. Belagat oldu mu? Böyle mantıksız mantık olur mu? O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam niye en son geldi? Başta gelseydi. Niye her 100 senede bir mücedid gönderiyor? Allah niye israf ediyor? Peki ben gözümü kapatıyorum, önümdeki cemaati yok ediyorum. 400 sene sonraki toplumun sorularına cevap anlatıyorum. Kime? Bunlara. Böyle bir talepleri yok ki. Ona birbirine bakalım. Ne diyor ya? Bu adam ne diyor ya? Mesela Kur'an sol elle tutulur mu, okunur mu, okunmaz mı? Tamam mı? İşte cennetin dördüncü tabakası nasıldır? Sorusunu aldı adam. Allah'ı kim yarattı? Matematiği kim yarattıysa? Suyu kim ıslattı? Suyu ıslatan varsa Allah'ın da başı vardır mesela. Böyle Allah Allah. La biz ne sorduk adam ne diyor? Ha, o zaman alim yani mücedid muhatap olduğu asrı tenvir eder, irşat eder. Kendi asrını yok eder. Onun vazifesi buydu. Bu asrı irşat etmeyle vazifeliydi. Bu asrı yok ediyor zihninde. Kendisinin vazifesi olmadığı asrı irşat ediyor. O kardeşim her asırda bir mücedidi din gelir. Yani bir mücedid her asrı mücedididir diye bir kaydı yok ki zaten. Yanlış olur. O zaman mücedid hitap ettiği topluma uygundur kitabı. O topluma göre yazılan kitabı alıp da 400 sene sonraki başka bir topluma ilaç budur, çare budur demek bilmeyerek İslamiyet'e zarardır. Onlara hitap ediyorlardı. Ne diyor? 114 defa. Bak şimdi. Anlatıyor şimdi adam. Orada alim anlatıyor. O toplum kaldırırdı. 114 defa suya Bismillahirrahmanirrahim diye okursanız ihlaslı öflerseniz şu suya 110 defa Bismillahirrahmanirrahim. 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 İçin daha asla unutkanlık olmaz. Ulan 5000 defa oku. Gene unutuyorsa ne olacak şimdi? O zanneder. Halk der ki vay be Bismillah doğru değilmiş. Ama o ihlas var mı?
Adam şeyi soruyor bana. Allah'ı kim yarattı diyor. Böyle bir topluma Kur'an son elle tutulmaz kitabını veriyor. Al bununla irşat ol. O adama daha beter kuyu atıyorsun. İstikamet çok önemli. Güya mesleğini, meşrebinin taasubunu yaparken İslamiyet'i yok ediyor, hiç umrunda değil. Benim yeter ki meslek ve meşrebim, cemaatim olsun da İslamiyet'e zarar oluyor. Hiç önemli değil. Ya. Ah benim Müslümanım, ah. Bu harika ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercüman-ı nur bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-ı harika ve istinay-ı mutlakaya teşkil eden harikulade metanet ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrattır ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakadır. O zat-ı zihavarik daha haddi buluğa ermeden bir alame-i bir adil halinde bütün cihan ilme meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulumu izan ve iskat etmiş, her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlaka bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş, 14 yaşından itibaren ustatlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nuru hikmet saçmış, izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nuru hikmet erbab-ı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla Bediüzzaman unvanı celilini bahşettirmiştir. Bediüzzaman unvanını talebeleri vermemiş. Ulema vermiş o zaman. Daha çocukken ya. Ulema vermiş. Mezeyen-i Aliye ve Fezail-i İlmiyesiyle de Din-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam neşinde ve ispatında bir kemali tam halinde Rûn-un Numa olmuş olan böyle bir zat elbette Seyyidül Enbiya Hazretleri'nin aleyhissalatü vesselam en yüksek iltifatına mazhar ve en âli himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebi-i Akdes'in aleyhissalatü vesselam emir ve fermanı ile yürüyen ve tasarrufu ile hareket eden ve onun envar ve hakaikına varis ve makes olan bir zat-ı kerim-i sıfattır. Envar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve Marif-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ve fuyuzat-ı şem-i ilahiyi en muşaşa bir şekilde parlatması ve Kur'an'ı ve hadisi olan işarat-ı riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitab-ı nebeviyeyi aleyhissalatü vesselam ifade eden ayat-ı celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletiyle o zat hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mirat-ı mücellası ve şeceri risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehay-i hakikati ve sem-i ilahinin hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamili zisadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese Yusufiye'nin El-Ücret-i Zehra ve Zühret-i Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şakirtleri namına Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Selahaddin Zübeyir Ceylan, Sungur Tabancalı. Benim hissemi haddimden 100 derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Hakkı yoktu zaten. Senin zatını anlatmıyorlar. Senin sana giydirilen, Allahça giydirilen sıfat, vazifedarlık tarafını anlatıyorlar size. Onların bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükut ederek o medhi Risale-i Nur şakirtlerinin şahsı manevisi namına kabul ettim. Said Nursi rahmetullahi aleyh. Çatlasalar da patlasalar da asıl mücedid o. Ama bir de son cümlem olsun. Muhalefet ediyorlarsa sana iktidar sensin demektir.
İktidar olmasaydın muhalefet olmazdı. Allah'ım. Muhalifleriniz varsa iktidarsınız demektir. Çünkü herkes sene oturulmuş, köhne, kokuşmuş, çare olmayan, dermanı olmayan şeylerle kimse meşgul değil. Eğer birileri bir ağaca taş atıyorlarsa o meyvede, o ağaçta meyve var demektir. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.